Saçı besleyen saç dibindeki hücreler 4 haftada bir yenilenir. Eğer bu yenilenme süreci bazı beslenme anormalliklerinden dolayı hızlanırsa kepeklenme ortaya çıkar. Kepek ne demek? Eski hücrelerin birbiriyle yapışması. Bu zamanla kuruduğu için kişi kaşırsa, kaşınırsa, iltihaplanır, mantar bulaşır. Deri değil mi hocam? Hastalık. Saç derisinde şey oluyor. Bir de çok fazla kaynar suyla yıkanmak, çok fazla böyle sıcak suyla yıkandığımız zaman da hani saçlarımızı sıcak suyla. Onda da deri kavlaması oluyor. Aslında bu şey değil değil mi? Kepek değil de deri sorunları. Tahriş oluyor, tahrip olur, kurur. Tabii. Kişi saçı kuruyan, tahriş olan, tahrip olan saçları, saç tiplerini kaşırsa yara olur. Mantar yerleşir, bakteri yerleşir, daha da ağırlaşır. Bu gibi durumlarda en iyi şampuan aloe vera şampuanları. Aloe vera şampuanı saçı besler. Aloe vera şampuanı saçı besler, aloe vera jeli bağırsaklarını besler. Bağırsakları temizler, arıtır. Burada aloe vera jelini kişi kullandığı zaman bağırsaklar temizlenirse bağırsaklardan toksik madde akışı azalır. Azalırsa karaciğer rahatlar. Karaciğer rahatladığı zaman kişide vitamin, mineral, enzim yetersizliği diye problem olmaz. Beslenen saç tipindeki hücreler saçı besler. Problem olmaz. Fakat bağırsaklarda problem varsa saçta da problem olur. Yani bütün problem bağırsakla ilgili. Yani saçlarında sürekli kepek oluşan ya da böyle minik böyle beyaz şeyler oluyor hocam. Kepek. Deri kepek değil aslında ama kepeğin biraz daha büyüğü diyelim. Hani bunda o zaman şey mi oluyor? Bağırsaklarda mı problem olmuş oluyor? Tahriş oluyor, tahrip oluyor, kuruyor, beslenemiyor. Saç tiplerindeki hücreler beslenemezse saç da beslenemez. Saçı besleyen nedir? Kılı, tüyü besleyen nedir? Kan. Kanın içerisinde yeterince vitamin, mineral, enzim olmazsa, karaciğerden gelmezse beslenme yetersizliği bir de artı. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Saçlarımızda sevgili seyirciler sürekli kepek varsa kepeğin birazcık daha büyüğü yani. Bunlar mevcutsa sürekli bağırsaklarımızda bir problem var demektir. Değil mi hocam? Böyle diyebilir miyiz? Tabii tabii. Bu gibi durumlarda özel formüllerimiz var. Mesela tahriş olan saçlar için, kuruyan, tahriş olan, iltihaplanan saçlar için yarım litre suya, kaynar suya, 150 gramat kuyruğu otu, bu gördüğümüz ot. Şu, evet, değil mi hocam? 150 gram at kuyruğu otu, evet. 15 gram kekik karıştırılır, demlenir. 15 gram kekik. 15, kekikten az, kekik çok sert. 100 gram at kuyruğu otu, 500 mililitre kaynar su da kaynatılır, demlenir. Demlendikten sonra, bu dem soğuduktan sonra tabii sıcak sıcak değil. Bununla saçlar masaj yapılır, yıkanırsa şampuansız, sabunsuz. At kuyruğu otu, kekik. At kuyruğu otu, kekik sevgili. Bu ikisinden oluşan bir karışımla çay hazırlıyoruz. Hazırlanan çayı süzdükten sonra saç diplerini masaj yapıyoruz, yıkıyoruz. Şampuan, sabun kullanmak yok. Hocam, izleyicilerimiz belki merak ediyorlardır. Duştan önce mi, duştan sonra mı yani? Duştan sonra olursa tabii daha iyi. Yani kalır. Daha yumuşatıcı olur tabii.